الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. الله فيزيمizi artırsın. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Aklımızın şerinden aklımızı muhafaza eylesin. Düşüncelerimizin şerinden düşüncelerimizi istikamete koysun inşallah. Şimdi asrın hakikaten en büyük belası. Ne o? Aklımız aklımıza bela olmuş. Düşüncelerimizin şeri bu. Bunların çeşitlilikleriyle beraber psikolojik hastalıkların sebebi bu. Zaten bak Maus'a bakar mısınız? Psikolojik tüm sorunların ve çözüm kaynağı. Sorun da burası, çözüm de burası. Şimdi kafanın içerisinden bahsedeceğim bak burada. Kafanın içerisinde 7 tane mertebe var. 7 tane kafada. Ben o detaya girmeyeceğim. 7 tane bizim başımıza sorun olan, çözemediğimiz çeşitlilikleriyle beraber psikolojik olarak bize yansıyan dertlerin kaynağı ve çözümü. Nereden kaynaklanıyor? Şimdi kafamızda 7 tane yer var. 2 tanesinin adı tahayyül ve tasavvur. Diğerini de sayayım şöyle. Kaba taslak. Bak tahayyül, masum olduğu yer. Tasavvur. Tahayyül, hayallerin imal edildiği. Düşünceler, şüpheler, malumatlar, bilgiler, tasavvurlar. Zanlarımıza şekil giydiriliyor İsmail burada. Elbise giydiriliyor. Ve bu tahayyül aynı zamanda bize mekanı oluşturuyor. Yani uydurukçasıyla mekan algısı, yani mekan şuurumuzu yapıyor. Mekan anlayışı buradan kaynaklanıyor. Mekan. Hayali çalışmayan, tahayyülü çalışmayan kişide mekan anlayışı, algısı olmuyor. Yani mekan, yer. Tasavvur ise şu Maus, bak bilgi, malumat, düşünceler, vehim ve şüphe ve zanlar burada. Şimdi ona gireceğim. Bu da zamanı oluşturuyor. Zaman algısı. Yani zaman anlayışı. Uydurukça sağlık. Zaman anlayışımızı oluşturuyor. Zaman. Yani mesela şöyle diyeyim bak. Soracağım size. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçmiş? Mesela size soruyorum mesela. An, 2 saniye. Kaç saniye? 2 saniye. Siz? 1 an. Nasıl 1 an? 2 saniye. Bu ikisi 1, 2. Arasında ne kadar var zaman? Demek öyle bir şey yok. Bu ikisi nerede? Yok. O nerede? Bu da tutuyoruz. İkinciyi de tutuyoruz. Sonra diyoruz ki bu ikisi arasında. Hariçte öyle bir şey yok. Biz hafızamızda yapıyoruz. İşte bunun olduğu yer burası. Zaman, zamanı o yapıyor. Mesela uçak korkusu 1 saatlik İstanbul-Trabzon. 1,5 saatlik mesafe. Ama uçak korkusu olana bir sene gibi, 10 sene gibi geliyor. Ve o kadar ihtiyarlıyor. Ve o kadar büyük sıkıntı çekiyor. Ama sevdiğiniz bir işse 5 saat, Allah Allah nasıl geçti ya? Nasıl geçiyor? Oluyor. Bu sebebi bu. Şimdi temelde bu. Sonra bunun bir ikisinin toplamından verileri süzüyor. 30 küsür tane özelliği var. Zeka, fehim, ondan sonra muhakeme gibi sıfatlar var, şu taakkul. Akıl denilen bu. Bu ikisinden süzüyor, kendisine göre imbiklerden geçiriyor. Ben psikolojik soruna gireceğim de kaba taslak sistemi göstereyim size. Akıl burada. Bu iki veriden bilgileri süzerek kendisine göre alıyor. Yani tahayyülden hayal ve zaman anlayışı, tasavvurdan bilgilerimizi, malumatları, düşünceleri ve vehim ve şüpheleri, tek tek anlatacağım ben bunu, buraya geliyor, taakkul denilen bir sisteme aktarılıyor.
Yani komplesi değil, kendisini göre alıyor. Sonra eğer bu insan bunu Müslümansa, bak sağ taraf nübüvvet, bu akıl 30 küsür tane mertebelerinden geçtikten sonra ilim oluyor. Bak ilim. Sonra izan oluyor. İzan da kafadaki o bu kadar yerden geçenleri vicdana atılma yeri. Vicdana buradan atılıyor. Sonra Mustafa Bez getir. Buradan fiiliyata dönüşüyor. Fiiliyata dönüşüyor. Buradan da itikat oluyor. Buradan da itikat oluyor. Şimdi sol inkarcıların özelliği de şu akıldan sonra felsefe kendisine göre şey yapıyor. Bunu bu et değil. Sol taraf bunu da ilmi oluyor. Şurayı silik önce. Şurayı şöyle makineye gitmesin. Evet, şöyle. Onun da tasdik oluyor, ilim oluyor. Ama kafirin kalbi çalışmadığından dolayı izanla kalbi aktarılmıyor. Ondan sonra fiiliyatı olmuyor, itikadı da batıl oluyor. Ondan sonra onun kalpsiz, bitiyor. Şimdi ben oraya girmeyeceğim. Siz, bizim bu akşamki derdimiz bu. Bir de anlatıyorum burayı. Burasının adı serbest bölge. Şu bak burası yazıyor. Kişilerin hususi dünyası. Ben kendimi iyi hissetmiyorum, kötü hissediyorum. intihar etmek istiyorum. Veya kuş gibiyim, uçuyorum, kaçıyorum. Yani kendi küçük bir dünyası var, hususi dünyası genel zannediyor. Yani psikolojisi bozuk olunca veya güzel olunca hayat çok güzel veya hayat bitmesinin sebebi şu küçük dünyayı genellemesinde kaynaklanıyor. Bizim bu akşamki şeyimiz şu olacak. Bu serbest bölgeye nasıl hakim olacağız? Bunun hakim olma yolları ne? Şimdi hakim olabilmek için sistemi tanımak gerekiyor. Mesela tır sürüyorsun abi. Bu yokuştan bu yük çıkar. Ben bilmiyorum. Çünkü tanımıyorum arabayı. Sistemi tanımıyorum. Sistemi tanımayınca ben ona hakim olamam. Böyle sağa bak, şansa bir şeyler olur. Hakim olmak istiyorsun ama tanımıyorsun. Bu akşamki dersimiz bu olacak. Sistemi tanıyınca hakim olmak çok kolay olacak. Psikoloji sıkıntıları çözüm zemini. Şimdi bu serbest bölgeyi ben bir daha şurayı anlatıyorum. Sonra sizden şey alacağım. Sonra nereden beri giriyor onu anlatacağım. Tahayyül bizde sabit bir sistem. Düşüncelere, malumatlara, bilgilere elbise giydirilen hayalhanemiz burası. Mekan anlayışımız burada oluşuyor. Mekan. Yani buradan oraya kadar ne kadar metre var? Yani görüntüleri burada değerlendiriliyor. Görüntüler. Yani gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden 7 tane duygu var ya, 7 tane duygu. Sevk ve şevk. Şu anda tıpta 5 tane biliniyor. Göz, kulak, burun, dil, el. Ha? İki tane de şey var Bediüzzaman Hazretleri. Bir tanesini sevk seni aktif eden şey. Bir de içten doğma ile sen aktif oluyorsun. İşte onlar buraya malumat atıyor. Gözünden oraya atıyor, kulağından oraya atıyor, burundan oraya atıyor, burundan o tarafa atıyor. Eğer soğuk olduysa kılmak kapatabiliyoruz yani. Şimdi bu... Burada sorunuz var mı? Hayal olan bir yer ama sistem bizde tahayyül. Hayal ise gider, gelir, büyür, küçülür. Hayal bizim dışımızdadır. Size düşünen kafalar için de bir şey de söyleyeyim. Alem-i misal denilen Allah'ın dışında bütün alemlerin şekli var. Onların bulunduğu aleme alem-i misal deniliyor. O alem-i misal bu mevcudata elbise giydirmiş. Kızıl ağaç gibi gözüküyor. Tavuk gibi gözüküyor. İncir gibi gözüküyor. Dere gibi gözüküyor. Bu alem-i misalın eşyaya giydirdiği elbisedir. Ama şunu da bilin ki herkes aynı görmüyor. Seni gördüğünü görmüyor. Bunu ilmen de ispat edilmiş.
İnternette bir tane video göstermişlerdi bana, bunu söyleyeyim. Ayakkabıyı gösteriyorlar, bak bakayım rengarengisi. İki tane gruva açılıyor. Burada göstersek hepimiz farklı görüyoruz. Rengini ya. Bu sebebi bu hayalimizdeki sistem. Şimdi bu hayalimiz düşünceleri, bilgileri, malumatları şekile dönüştürüyor. Tamam. Sonra dışarıdan gözden gelen resimleri burada manalandırılıyor. Burası. Dışarıdan gelen bir resim var ya. Helal, haram. Televizyon, video, işte dağlar, tepeler, Enes. Buraya giriyor abim. Buraya girince o şekli içini değiştiriyor. Evet, dağlar geldi ama Allah Allah. Fesubhanallah diyorsun. Şu dağa bak ya. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Mekansız, zamansız, numunesiz, misalsız, patentsiz, zamansız, mekansız. Bu ağacı nasıl yaptı diyorsun. Hayret ediyorsun. Azamet geliyor. Mesela ben bu gece çok garibime gitti, hele bu gece. Dağlara, köye bakıyorum tepeden, gece yarısı. Hiç o kadar dehşet yok. Semaya baktığım zaman sanki böyle hani lazer var ya, ışık gider vurur da geri gelir. Dağlara benim aklım gidiyor, geri geliyor. Korkmuyorum, güven geliyor bana dağa bakınca. Gidiyor aklım, geri geliyor. Hiç yok, dağlara, tepelere bakıyorum Nurettin. Hiçbir endişem yok. Nurettin, semaya bakıyorum balkondan. Çünkü dibi yok ya, bir yere vurup da yansımıyor. Yani benim sanki içimden böyle bir şey bu. Öyle bir dehşet geliyor, öyle bir korku geliyor ki imandan ve Allah'ta Allah o Allahsız imkansız ya. Gece yarısı bakamazsın yukarıya ya. Uçakta da oluyor mesela. Gece seyahat edenler bilir böyle. Baktığı zaman böyle. Çünkü akıl şu al, akıl enerjisi gidiyor, bir yere çarpmıyor. Çarpmayınca geri yansıma olmuyor. Yankı yapan şey gibi. Dağlar yankı yapıyor ya dağlar. Onun için semaya baktığın zaman gece yarısı kimse de yok. Herkes yatmış dağ tepesi. Öyle bir dehşet veriyor ki acayip böyle. Ben bile yani bu kadar meşgul olduğum bu mevzuya Allah var ya, Allahsız olur mu falan düşününce ancak sakinleşiyor. Öyle dehşet oluyor ki korkuyor yani. Sanki herkes ölmüş, Adem Aleyhisselam gibi tek başıma yaşıyor. Hangi peygamberin kıssası Kur'an'da varsa tebliğ devam ediyor demektir. Tebliğ devam etmeseydi ondan biz ders alamazdık. O ilime göre değişiyor. Değişiyor tabii. Yani baktığı zaman senin gibi öyle şey olamaz da. Herhalde bilmiyorum ama. O ilmi kadar ne kadar tasavvur ne kadar. Aynen bak abi. Sonra ben de niye böyle oldu diye soru sordum gece. O sisteme sordum. Ben bilmiyordum. Kendisi söyledi. Şimdi bir ışığı gönderirsin de yani yankı yapan mağara var ya. Allah diyorsun. Allah 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 Allah. Hey diyorsun. Hey yapıyor ya. Geri yansıtıyor. Karşıki tepelere bakıyorum. Dehşet almıyorum. Irmaklar yani her taraf kefene bürünmüş yani. Gece kimse yok. Ben varım. Başım. Dehşet vermiyor. Kafayı semaya bir çeviriyorum. Niye böyle oldu dedim. Çünkü düşüncelerim gidiyor, boşluğa gidiyor. Yani yansımıyor, beni sömürüyor. O kanal, fikir gittiği yere kadar doldurmam gerekiyor. Orası dehşet vermeye başladı. Bu sefer Allah'ın nuru semavatı vel ard. Mesela nuru ikemiş falan bu şeyler hemen tesbihat yaparken mesela Allah Allah. Ne acaba, ne azamet ve kibriya ya. Nasıl bir Allah, nasıl bir Allah'a iman etmişiz? İnsan gurur duyuyor Allah'tan ya. Allah hakikaten oraların sahibi ya. Yani o minnacık gözüktüğün o yıldız var ya. Yani bir galaksinin görüntüsü ya. Galaksi bir yıldız değil o. Milyarlarca etrafında dünya gibi yıldızlar var. Milyarlarca. O gördüğümüz ufak bir şey ya. Hakikaten böyle bir Allah'a mensup olmak insan şeref duyar ya. Hakikaten dedim ki bu da mı Allah'ın? Burası da Allah'ın hakikaten ya. Biz seyrediyoruz. Başka bir şey yok. Allah'ın saltanatını seyrediyor. Resulallah. E şimdi gel de buraya hakim ol. Ya senin kafayı sen taşıyorsun. Buna hakim değilsin ya. Tansiyonuna hakim değilsin ya. Kolesterolüne hakim değilsin. Kalbine hakim değilsin. Nereye hakim oluyor? Nereye güveniyor ki bu insan? Ölümü bayılmak zannediyor ya. E şimdi böyle bir sistem. Şimdi bak kafa. Dışarıdan bak. Göz, kulak, burun, dil, elden içeriye gelen şeyleri ilk önce hayale geliyor. Şuraya geliyor.
Şekil geldi mi abi? Ses geldiyse de İsmail şekle dönüştürüyor. Mesela maa diye kedi mi ses geldi? Ulan nasıl bir sığırdı? Miau diye kedi bağırıyor. Yavru muydu? O sesleri burada şekile dönüştürüyor. Peki dağlara baktık, şekli manaya dönüştürüyor. Birinci sistem bu. Sonra bu tahayyül şekilleri manaya, manayı şekile dönüştüren sistem kalsın kardeş. Sonra buraya aktarıyor. Tasavvur. Tasavvurun ne var? Bilgi, malumat, ilim değil bu. Dışarıdan gelen örf, anane, kültür, gelenek, anne babadan alınan şeyler, bilgiler, malumatlar, düşünceler. Vehim şu. Elime bakın. Olmayanı var eden düşünceler. Yok. Düşünceyi imal ediyor. Olmayanı mesela sen bana böyle baktın demek ki bunu düşünüyorsun. Aha orada birisi var ha. Bana hep böyle bak galiba ölüyorum. İmansız olacağım galiba. Ya abdestim yoktu ya gibi hep böyle olmayan düşünceyi var eden sisteme vehim deniliyor. O da orada. Şüpheler de orada. Korkma şüphelerden. Şüpheler seni zengin yapıyor. Allah'ı daha geniş düşündürmene vesile oluyor. Zanlar da orada. Zan. Zan olmayanı varmış gibi gösteren. Bu şeylerde yok. Hayvanlarda yok. Meleklerde de yok. Olmayınca bizim makamımıza, yüksekliğimize gelemiyorlar. Melekler ve hayvanlar standart böyle. Onlarda yükselme, terakki ve tedeni olmadığından zan şeyleri veya vehimleri yok. Musallat olmuyor. İnsanın zengin düşünmesine vesile olan sebep şu. Zengin düşünmesine. Mesela acaba böyle olabilir mi? Mesela ev yapacaksın öğrettin. Ya buradan heyelan olsa, buradan şey geçse, burada deniz kenarı, burada acaba havalimanı yapılsa, burada ev yapılsa ne olur? Daha ortada bir şey yok. Yani farklı farklı düşünme sebepleri senin düşüncene zenginlik katıyor. Seni basit etmiyor. Tamam. Şimdi düşüncelerin, bilgilerin, malumatların, şüphelerin, zanların yeri de burası. Tamam. Hocam, burada şimdi vehim ve şüpheyi mesela alıyorum. Bilgi ve malumat. Aynı ikisi de aynı yerde. Hepsi yok. Tek tek duruyor. Bak ne olacak orası. Bak orada dursun kafana. Şimdi buranın adı, şu mouse'a bakın. Buranın adı serbest bölge. Buraya ustadımız diyor ki 278 sözlerde serbesttirler diyor. Bunlar. 278. Lemalar 75'te diyor ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi dinin altına giremezler. İnsanın ihtiyarına ve iradesine rağmen işler yaptırıyorlar. Sonra da insana diyorlar ki senin kaderin buydu. Hatta istidadın yok. Onun için bu hale geldin diye yeyse ümitsizliğe buna satıyor. Tamam. Şimdi onu konuşacağız zaten. Buraya serbesttir. Allah buradaki yanlış bilgilerden, resimlerden, düşüncelerden, bilgilerden günah yazmış. Günah yok. Bak müjdesi bu. İçimizden geçeni, Allah Resulü diyor, içimizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça tam tersine günah şöyle dursun, sevap oluyor. Niye? Büyük cihat budur. Yapmadıkça mesuliyet yoktur. Şimdi biz buraya nasıl hakim olacağız? Burası senin hususi dünyanın ya cehennemi veya cennet oluyor bu dünyada. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Git gireceksin demiyor. Gir cennetime dediği yer burası. Şimdi burayı tanımak adına buraya arkadaşlar iki tane farklı kaynaktan bilgi aktarılıyor. Buraya. Bak buradan. Şimdi ilk önce sol taraftan anlaş yapıyorum. Şeytan buraya bilgi atıyor. Sonra kafir cinler bir bilgi atıyor. Batıl itikatlar, hurafeler buraya giriyor. Nefs-i emare buraya bilgi atıyor. Başka haramlar, bidatlar buraya atılıyor. İnsan suretinde şeytanlar var sokakta. Böyle insanı imandan eden,
Ondan sonra yanlış kişiler, yanlış zamanda, yanlış yer, yanlış işler buraya bilgi atıyor. Bak buraya, mouse'u görüyor musunuz? Buradan bilgi atıyor. Tamam mı? Atıyor Yusuf. Buna karşılık, bu tam tersi, melekler bilgi atıyor. Müslüman bilgi, Müslüman cinler bilgi atıyor. Günahları def etmek ve günahları terk etmek ve doğru defi mefasit, yani insanı yanlış itikatlara sevk edecek şeylerden kaçındırıyor seni. Nefs-i levvame, mulhime, mutmaine vesaireler buraya bilgi atıyor. İnsan suretinde sizin gibi insanlar, melekler var. Bakıyorsun, gördüğün zaman seni rahatlatıyor, konuştuğu zaman seni ferahlatıyor. Bu hadis. Dostunuz odur ki, gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan. Şimdi onlar da buraya bilgi atıyor. Yani diyorsun ya, vallahi seni gördüğüm zaman rahatlıyorum ya. Ama bazıları olduğu zaman şöyle diyorsun. Ulan engelik yılanı gibi ya, bu adamı gördüğüm zaman acayip oluyorum. Hem gözü yerine batıyor ya, konuşması acayip gidiyor. Sanki böyle her kelimesi bana batıyor ya, iğne gibi geliyor. Sebebi, şunlar atıyor buraya. Yani o yanlış olduğundan değil, seni serbest bölgene atıyor. Şimdi buraya ne atıyorlar diye. Doğru kişiler, doğru zaman, doğru yer, doğru iş buraya atıyor. Bu kanala atıyor abiler. Buranın adı, devlet de yapmış zaten. Serbest bölgeye giren malzemenin vergisi yok. TC, Türkiye Cumhuriyeti de yapmış. Serbest bölgeye buraya girdi mi tır, öyle mi? Ondan sonra belge yok orada. Buraya iki kanaldan girdi. Bir sağ bir sol. Şeytan girdi diyor ki sen iyi değilsin diyor. Sen kafirsin sen. İmansızsın diyor. Abdestin gitti diyor. Ondan sonra çok üzüldüler ama biraz anlatmam lazım. Mesela kızına, bacısına, anasına, evladına olmayacak kişilere garip duygular olur. Sen ne kadar alçak, rezil bir insansın diyen burası. Hiçbir mesuliyet yoktur, korkma. Buraya, peki niye giriyor buraya? Burası serbest. İnsanın kontrolünde değil burası. Zaten bak ne diyor? Birbirine zıt her şeyin, her mertebesinin, her şeyin her şekilde bulunabileceği, her daim kontrolü mümkün olmayan, bak her daim insanın kontrolünde olmayan, ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp değiştiren, düşündüren iksir burası. Ya burası arkadaşlar bizim kontrolümüzde değil. Burası serbest. Üstad diyor ki 275 sözlerde. Bir derece serbesttirler. Niye bir derece? Sağ tarafta melekler var. Buraya hakim olmayı anlatacağım. Nasıl hakim olacağız? Burası serbest. Şeytan atıyor. İmanı yok diyor. Hatta kendi sözünü, şeytanın sözünü bize yutturuyor. Benim sözüm gibi. Sen iyi değilim. Ya senin alakası yok. Bunun, o sana bu duyguyu attı buraya. İyi olmayan o adam sana hissettirmeye çalışıyor. Sen iyi değilsin değil. Senin hiç alakası yok. Mesela ona misal vereyim. Durup dururken moralin bozuldu. Allah Allah. Durup dururken canın sıkıldı. O anda anla ki serbest bölgeye adam biri attı. Şöyle diyeyim. Bilgisayar kullananlar biliyor. Nasıl olduysa bir kötü kanala girse, hemen çıksa insan, o kanal spam denilen bir IP adresini hemen senin oraya girdin mi kaydediyor. Seni unutturmamak için, kendisini unutturmamak için 5 sene sonra hiç alakası, sen kendi dersi dinlerken İsmail, spam denen bir şey var. O hani girdin ya 7 sene önce bir kanala. O senin adresini, bilgisayar adresini kaydetmişti. Kendisini unutturmamak için sana bir resim atıyor. Sonra diyorsun tövbe estağfurullah, nereden geldi bu ya? 7 sene önce, 3 sene önce girmiş olduğun kanal kendisini unutturmamak için sana spam atıyor. Hatırlatıyor kendisini. Onun için aynı böyle işte. Şeytan iyi değilim diyor. Hani var ya böyle durup dururken Allah Allah çok iyiydim ya. Ne güzel havam iyiydi. Bak şimdi moralim bozuldu ya. Spam attı adam bu. Spam yani affedersiniz. Attı. Bunu bilmesen ya Allah Allah ne yaptım ya. Tövbe estağfurullah. Acaba kalbim mi sıkıştı ya? Tansiyonum yükseldi. Baksana tansiyonumu getir diyene kadar otomatik tansiyonun zaten yükselir. Tansiyon aleti eşin getirene kadar tansiyon yükselecek zaten. Çünkü vehim yaptın ya.
Hiç aldırış etmez. Spam attı adam. Bazen de durup dururken öyle mutlu hissedersin ki mesela. Allah uçuyorsun. O da şey. Şu anda mesela rahatsınız. Niye? Şu anda ben o serbest bölgeye bu ders vasıtasıyla şeyler atıyoruz. Malumatlar atıyoruz. Feyizler atılıyor. Birbirimizdeki maneviyatlar atılıyor. Bilgiler atılıyor. Vesaire. Şimdi bu serbest bölgeye iki taraf da atıyor. İki taraf atıyor. Bilgileri atıyor. Peki buraya nasıl hakim olacağız? Buraya nasıl hakim olacağız? Bir şey yapma Kasım. Bu çok önemli abim. Sana da soran çok olur. Buraya bak, şu mouse'a bakın. Şu görüyor musunuz mouse'u? Günahları terk edeceksin. Bir şey yapmayacaksın. Buraya biri atan adamın kablosunu keseceksin. Kabloyu keseceksin. YouTube'lara girmeyeceksin. İnternetlere girmeyeceksin. Hani öyle yerlere girmeyeceksin. Kanallara, televizyonlara girmeyeceksin. Tamam. O zaman tam hakim oluyorsun o nispette. Ne kadar rahatsız oluyorsan o kadar oraya veri atıyorlar. Sen onları terk edersen, terklerini çoğaltma nispetinde bu serbest bölge senin oluyor. Bu serbest bölgenin 4 tane özelliği var. 1. Mouse'a bakın. Birbirine zıt her şeyin her mertebesi bulunabiliyor. Mesela iman, küfür burada. Hak, batıl burada. İyi resimler, kötü resimler burada. İyi sesler, kötü sesler burada. Müzik burada, Kur'an burada. Kafir burada, Müslüman burada. Burası kıyamet kopuyor. Birbirine zıt her şey burada. Korkma. 2. Her şeyin her şekilde bulunabileceği. Yani mesela İsmail'i ben istediğim gibi değiştiririm. Yani Allah bile şekillenebiliyor. Haşa yapmayın diyor ama bu sistem yapabiliyor. Her şeyin her şekilde bulunabiliyor. 3. Her daim insanın kontrolünde olmuyor. Orayı her daim sen kontrol edemezsin. Ya ben hep mutlu olayım. Öyle bir dünya yok. Oturarak geçineyim. Öyle bir dünya yok. Çalışmadan ilim gelsin. Öyle bir dünya yok. Öyle bir hayat yok yani. Yani mesela geçenlerde bir ders yapmıştım. Çayeli'de bir yerde yapmıştım. İnsan dertlerini büyük görüyor. Büyük oluyor. Abi dertlerim çok büyük. Dertlerini buradan ben dolayı söyleyeceğim. Dertlerinin büyük gözükmesinin sebebi sen kendini küçük görüyorsun da ondan. Sen halife-i ruh-i zeminsin. Halife-i arsın. Sen Allah'ın yegane muhatabı ekberisin yani. En cami muhatabısın. Ha, sen kendini küçük görürsen, et kemik zannedersen dertlerin büyük gözüküyor. Sen kendini ne kadar tanırsan, kendine ne kadar yatırım yaparsan, kendini tanıma adına ne kadar okursan, müzakerelere katılırsan o kadar sen kendine değer veriyorsun, kıymetli oluyorsun. Değerler sıkıntılar basamak olur. O dertleri büyük gözükmesinin sebebi kendini küçük görmenden kaynaklanıyor. Sonra 4. özelliği buranın, ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp değiştiren, dönüştüren iksir. Yani sonsuz ebedi hayatımız, ahirete gideceğiz ya. Aklımızı iksirleyip kalbimizi mayalandıran maya malzemesi burası. Bu serbest bölge, bu dersten çıktıktan sonra şunu diyeceksiniz. Detaya boğulma. Ha, kafamızda bir serbest bölge denilen bir yer var. Tamam. Orada hayaller ve düşünceler serbest bulunabiliyor. Her daim orada geçen resimler, düşünceler benden kaynaklanıyor. İyi değilim, kötüyüm. Canım sıkıldı veya şuna karşı şu şehveti nasıl hissettim? İkide bir telefon değişikliği, elbise değişikliği, yatı katı, atı, eşi değiştirme. Arzular hep buradan geliyor. Yani diyeceğiz ki dersten sonra serbest denilen bir sistem var kafamızda, bölge var. Orada hayaller ve düşünceler serbesttir. Melekler de atıyor. Melekler nasıl atıyor? Kur'an okuyunca vahiy atıyor. Vahiy devam ediyor. Vahiy kesilmedi. Vahiy sani var, vahiy zimmi var, tamam mı? Meratipleri var, 5 tane vahiy var. İşte melekler bilgi atar, şeytan bilgi atar. Müslüman cinler ilham eder,
kafir cinler vehmeder. Ondan sonra kötü mekanlar, iyi mekanlar. Kötü mekanlarla iyi mekan misal vereyim. Şimdi camiye gidiyoruz. Mekanın farklılığını göstereyim. Şimdi cuma tarihinde bizim yaptırdığımız camilere gidin, bir huzura bakın, hissiyatınıza bakın. Eyüp Sultan'a git, Sultanahmet'e git, Beyazıt Camisi'ne git, Ayasofya Camisi'ne git. Yani orada aynı şeyi hissetmezsiniz. Orası daha yoğun bir duyguları yaşarsınız. Çünkü ecdat ruhunu maddeye yükleyebilmiş. Yani maddenin üzerine ruhunu yüklemiş. Buran buran Osmanlı kokuyor. Gidin Sultanahmet'e, buran buran Osmanlı kokar. Oraya gittiğiniz zaman değişik bir duygu yaşarsın. Demek ki insan sığır gibi değil. Sığır bu, bugün bu ahire koy, yarın başka ahire. Hiç umurunda değil ya. Kur'an'la şarkı türkü eşittir. Ne dinlerse dinlesin. İnsan öyle değil işte. Devamlı değişkendir. Şimdi bu derstesin. Çıktığın zaman evde farklı haletin olacak. İmam-ı Gazali der ki, her gün 2000 ile 2500 arasında Müslümanın duyguları değişiyormuş her gün. Yaprağı gördün değiştin, kediyi gördün duygun değişti, hissiyatın değişti. Dereyi görüyorsun Adem, duygun değişiyor. Ormanı görünce duygun değişiyor. Beni görünce duygun değişiyor. Eşini görünce düşün duygun değişiyor. Ben de şimdi diyorum ki İmam-ı Gazali Hazretleri o zamanında 2000 ile 2500 arasında his değişikliği vardı ya, his değişikliği. Şimdi ise bana göre en az 6000 his değişikliği var. En az 6000. Yani çünkü seyir seyir olan bu asrın evladı daha fazla şeyler görüyor. Mesela televizyonda bir şey görüyor, duygusu değişiyor. Video seyrediyor, bir şey değişiyor. Bir telefon geliyor, videosu geliyor. Görüntülü birisi bir seni arıyor. Konya'dan seni arıyor. Sen buradan arıyorsun. Dereyi gösteriyorsun. Yani en az 6000 tane duygu değişikliği yaşarken onların içerisinde istikameti bulmak ve sabit tutmak çok zordur. Kolay nedir peki? Ne yapacağız bunu? Terklerimizi çoğaltacağız. Terk. Yani YouTube'lara girmeyeceğiz. Onu elimizden geldiği kadar o tür şeylerden uzak duracağız. Televizyonların şerlerinden, tabii şerleri kastediyorum. Şerlerinden uzak duracağız. İnternetlerin kontrollü olmamız lazım. Eğer teklerimizi çoğaltırsak serbest bölgeye veri girmiyor. Peki ne alakası var YouTube'daki video? Arkadaşlar size bedava seyrettiriyorlar. Öyle zannetmeyin. YouTube videolarda siz fazla meşgul olmadığınızdan bilmiyorsunuz. Orada subliminal var veya ülliminatiler var. Altında başka resimler var, başka sesler var. Şuur altı giriyor. Şuur altı girdiği zaman televizyonu veya interneti kapatınca kapanmıyor. Kafanda o aktif. O yılan gibi kafanızı kemiriyor. Mesela şöyle bir misal vereyim. Derede, denizde yüzüyorsun. Veya yüzmeden arabayla köyden denize iniyorsun Enes. Bir şey yok. Oo, heyecan tamam. Soyunuyorsun, suya giriyorsun, şeye girdin, denizin ortasına. Ya bir jafsı seyretmişsen, böyle hani köpek balığı aşağıdan geliyor, karnını yiyor ya. Veya birisi işte köyde eskide televizyon şunlar bunlar yoktu, böyle akrabalık bağları, komşuluk bağları çok güzeldi. Geliyorlardı ama bazen de batı şeyleri anlatıyorlardı. Yok orada ocu vardı, orada hortlak vardı. Orada denize bir girdi bir baktı ki hortum gibi bilmem neydi. Olumsuzluklar, deniz hakkındaki olumsuzluklar geliyor, denizin ortasına panik yapmaya başlıyor. O zaman aktif ediyor. Peki neyi demek istiyorum? Daha önceki bilgiler, şartları bulunca tak diye aktif oluyor. Yani subliminal, illuminati bu. Yani seyrettiğimiz videolar, senin haberin yok, orada atıldı. Ne zaman aktif olacak? O atılan subliminal ses veya görüntü hangi cins ise öyle bir ortamda hemen o aktif oluyor. Sen de diyorsun Allah Allah, böyle bir sesi ben niye duydum? Böyle bir resim hatırıma niye geldi? 7 sene önce seyrettiğin YouTube'dan zahirde çıplak gözle gözükmeyen arkasındaki bir spam denilen bir resim vardı. Resim içine koymuşlardı. Subliminaldir o, illuminati o, felsefidir o.
Illuminati felsefe bilgileri, felsefi düşünceler koyuyor. Subliminal ise şekil ve ses. Illuminati ise felsefi. 20. sözde söylüyor Üstad bunu. Felsefe, ilmin hassasiyetinden diyor. Ortaya çıkacak. Yani tesir ediliyor, sihir yapılıyor kısacası. YouTube'larla sihir yapılıyor, sihirleniliyor. Oyun var ya çocukların oyuna, sihir tamamen %100 hepsi sihir dolu. Niye? Gir de bak bakalım, bir de kurtulabiliyor musun? Onunla çocuk niye intihar ediyor, niye atlıyor camdan aşağıya? Nasıl beyni yok olmuş? Gir bir oyuna da hadi bakalım bir de terk et, göreyim. Ben hiçbir oyuna girmemişim, yalan söylemiyorum, bilmiyorum. Niye? Beni bile kapar diye kopuyor. Korkuyorum. Örnek vereyim. Ben bunları bilen bir insanım. Seslerin altına ses koyduklarını biliyorum. Marketlerde şöyle müzik çalar. Zın 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 çalıyor. Diyorum ki daha arabadayım. Olan bunun altında başka ses var. Bildiğim halde goli bantı almaya girmiştim. 1 lira verecektim. 63 lirayı zor kurtardım çık. 63 lirayı hiç unutmuyorum. Sebebi şu. O sesin altında şu var İsmail. Zın 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 altında şu var. Al 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 al. Almalısın almalısın almalısın. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. Gel de alma. Ben o sesi biliyorum. Ben kulağım duymuyor gibi. Şuurum ermiyor ama altında başka bir ses var. Mesela şarkı türkülere niye insanlar bağlı veya türkü şarkı sevip dinleyip intihar ediyor? Şarkı türkülerin geri bir sözlerini dizin bakalım ne diyor. Beyin onu altı yönüyle değerlendiriyor o müzik sesini. Düz, sağdan sola, soldan aşağı, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı, alttan ve üstten altı yönle. Bir dinleyin bakalım, hatta bir tane meşhur var böyle. Kendisi Çingene, Samsunlu bir adam, isim vermeyin. Seslerini ters yaptığınız zaman Mason ve Lyons kulüplerini methediyor. Ters yaptığın zaman böyle. Meşhur böyle bir şey. Ve ben bir tane başıma hal gelmişti. Almanya'da bir şehirde, isim vermeyeyim çünkü bu şey oraya da ulaşır. Bir şehirde imamlık yapıyordum. Resmi olduğumdan dolayı bir Türk arabasıyla nehre uçtu, kasti intihar etti. Nehir dedim yani, gemiler çalışıyor. İsviçre'den Almanya'ya kömür taşıyor, maden taşıyor. Dev yani, dev nehir. Onun kenarındaydı cami. O uçmuş, neyse polis işte kaç gün sonra, bilmem ne hafta sonra, vinçte bilmem nerede buldu, çıkarttı. Hep bunu misal veriyor. Çıkarttı, ben de resmi olduğum için İşte beni de aldılar, anne babası vesaire arabayı çıkarttılar. Ben tabii bizim düşünceler farklı ya, baktım etrafında ne dergi var, ne malzeme var diye baktım ama bir de müzikte ne çalıyordu, yani CD'de ne vardı diye merak ettim. Anne babasının haberi olmadan CD'yi ben aldım. CD'yi kuruttum. Lojmanda, cami lojmanda bilgisayara koydum. Baktım ne çalıyor biliyor musun? Orhan abisinin Batsın Bu Dünya çalıyordu. Batsın bu dünya, batsın. Eğer Hasan abisini dinleseydi yaşasın bu dünya olacaktı. Yaşasın bu dünya diyecek. Peki ne yaptı? Onun altında Batsın Bir Dünya'nın o şarkısını ters yapın bakalım. O şarkıyı bir bakın. Şarkı zannediyorsunuz. Tersten şey yapın. Mesela düz dinliyorsun. Onlar ne kadar mantıksız. Ters bir dinlediğin zaman, ters kelimelerini dizdiğin zaman acayip bir şey geliyor. Mesela ailevi diziler var. Çoğaldıkça boşanmalar çoğalmış. Ailevi dizilerin altında zahirde masum bir dizi gibi gözüküyor. Altında şu ses var. Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, boşanmalısın, boşan. Bilerek söylüyorum, bilerek söylüyorum. Bunun tevazu yapmayacağım. Ehliyim. Ona boşan, 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 hürriyet, 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 hür olacaksın, hür olacaksın, hürriyet, hürriyet, hürriyet. Hangisini diyor? Tam boşanma mahkeme celsesinde. Mahkeme, sizi boşuyorum derken, hür oldun, hürriyetine kavuştun şimdi,
hürriyetine kavuştum. Evet, ben de tiyatro yapıyorum sizi de güldürmek için ama aynen bu niye çoğaldı? %50'ye kadar çıktı bu boşanma. Yani bunların tesiri yok mu? 3 tane çocuk anası ve babası bilmiyorum, Facebook'lara bilmem nereye gidiyorlar. Gidiyor sanal dünyada bir eş buluyor çekip gidiyor. Peki bunun kafasının serbest bölgesi işgal olmamış da ne olmuştur sizce? 3 tane çocuğunu hem de bu bölgenin insanı, bu vefalı ve çileli bir kadın nasıl terk eder? Hemen bir ağzımızda bir şey var. Sihir yapıldı, büyü yapıldı, cin yapıldı. Zıkkımın kökü yapıldı. Serbest bölgesine videolarla işgal edilmiş. O sihir cini, cin dedi, mahkeme verecek ya ahirette. Ya Rabbi her şeyi cin dediler ya dedi diyecekler. Kendi YouTube'larına yaptılar ya şey. Şeytana ayağını, papucunu ters giydiriyorlar ya. Onlar diyecek ya, ya Rabbi ya biz bilmem aklımıza gelmez diye. İnsanın şeytanlığı, şeytanın şeytanlığına benzemez ki. Ha, şimdi toparlıyorum. Senin üstüsü dünyanın burası. Serbest bölge diyor Risale'de. Bütün psikoloji sorunlar da burada, çözüm de burada. Ne diyeceksin? Buradan terklerini çoğaltarak girişini kapatıyorsun. Girişini kapatınca asude yaşıyorsun. Mesela eski büyük zatlar niye mağaraya çekiliyordu? Kabloyu kesti. Kabloyu kesti. İnziva bu yani. Kabloyu mesela sakin olduğun zaman, İsmail'de misal vereyim, dağlara çıktığı zaman ava, hiç kimse yok. Kabloyu kısmen kesti. Kesince de o kadar rahatlık şey yapıyor. Bu sefer kendini dinliyorsun, kendine meşgul oluyorsun. Evet, psikoloji sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Ya şeytanın vesvesesi veya kafir cinler vehim veriyor sana, spam atıyor. Vehim şu, olmayan düşünceyi var gibi fikir üretiyor. Bilgi, malumat, zan, şüphe. Şeytan ise vesvese atar, cin ise vehim atar. Melekler ilham eder, vahyeder. Ya vahiy Cebrail'e geliyordu. Vahyin meratibi var. Musa Aleyhisselam'ın anasını Allah vahyettim diyor Kur'an'da. Yusuf Aleyhisselam çocukken kuyuda vahyettim diyor. Şeytanlara vahyettim diyor. Sema ve arza vahyettim diyor. Musa Aleyhisselam anasını vahyettim. Git çocuğu işte emzi sepeti bırak diyor bak. Vahiy bizim o 5 mertebenin en iyisi, en yükseği peygamberlere gelen. Ama vahiy sari var, vahiy zimni var. Biz Kur'an okuduğumuz zaman vahiy aktif oluyor, vahiy. Vahiyler aktif oluyor. Dolayısıyla serbest bölgeye şeytan atar, melek atar. Şeytan vesvese atar. Ondan sonra doğru zamanda, bir daha, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru insanlarla, doğru zamanda bir iş yaparsan o serbest bölgeye de hakim oluyorsun. Mesela şu anda doğru mekan. Şu anda sabah namazı vakti değil, tam ders vakti. Bir saat sonra burada kimseyi bulamazsın. Zaman, mekan ve bizi de bulamazsın. Demek ki iyi olmak istiyorsak iyi arkadaşlarla, iyi zamanda, iyi mekanda beraber olacaksın. Bu sefer bu terkler var ya şurası, şu kabloyu kesiyorsun, buraya kısmen Kasım kardeş hakim oluyor. Sonra psikoloji sorunların sebebi burayı ben zannetmekten kaynaklanıyor. İşte bombalı cümlem bu. Bu serbest bölgeye bir tanesi bana dedi ki hocam nasıl dedi içimden geçen ben değilim. Sen değilsin kardeş. Çünkü insan çekirdeğe benzer. Çekirdekte ağacın kurumuş dalı, yaş dalı, kokusu, tadı, tuz hepsi yok mu? Var. 18 bin alem Allah'ın dışında şeytan da dahil hepsinin çekirdeği biziz. Bu serbest bölgeye ben dersen psikolojik hastalıkların ortaya çıkıyor. Yok burası serbesttir, benimle alakası yoktur. İnsanın cami ve külli olmasına sebep burasıdır dediğin anda o psikolojik hastalıklar tedavi olur. Kurtuluyorsun. Sonra bunların içerisinde akıl kendisine uygun, bu mouse'a bakın böyle, alıyor. Buna diyor ki, anla, git çık lan, çek. Buna, tamam gel diyor. İstediğini alıyor. Eğer sağ taraftaki şunu kapatırsa akıl, şeytanı akıl,
O zaman felsefe yolu açılmış oluyor. Adam batıllara, putlara, sırlara, paraya, kadına, makama, şöhrete itikat ediyor. Bu taraf. Yok, nübüvvet eğer bunu o şey yaparsa, bu akılda imbiklerden geçtikten sonra ilim oluyor. Sonra vicdanı atıyor izanda, sonra fiiliyata dönüştürüyor, sonra itikat oluyor. Şimdi meselemiz bizim burada, buraya ben dersen psikolojik hastalığın başladı demektir. Buradaki olanlar serbesttir, benimle alakası yoktur. Bana rağmen çalışan bir sistem var kafada. O böyle bilirse hastalıkların tamamen kökünden çıkıyorsun. Niye çıkıyorsun? Onlar sana basamak oluyor. O zaman sen kendini büyük gördüğünden dolayı dertlerin küçülüyor. Buradakileri ben deme. Şeytanın sözünü kendi sözünü zannettiriyor. Buralar serbesttir. Diyor ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Bu iki tane latife. Bir, iki. Bak ezber söylüyorum. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. İnsanın iradesine ve ihtiyarına rağmen yanlış işlere sevk ederler. Sonra kaderin budur, senin kaderin seni şekavete mahkum etti der diye isahtar. Oysa hiç alakası yok. Mesela namazdasın, uyguluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Oo, bir sürü para geldi, kadın geldi, makam geldi, şimdi çay geldi, olan ne yapacağız falan diye ona çay geldi, her çayda yapın ha. Şimdi çay tarlası şu bu geldi. Şimdi diyorsun ki tamam, bilmeyen adam, ulan ben ne rezil bir insanım ya. Ben ne kadar rezil bir insanım ya. Bunlar namazda mı geliyor? Kaybettiğin şeyler. Ben geliyor. Bazıları Risale-i Nur'u bilmeyenler namazı her şeyi terk ediyor. Ulan namazın dışında çok rahatım ya. Namaza geçiyorum. Allah'a karşı bütün pislikler ortaya çıkıyor. Serbest bölgede hemen adam aktif. Namaza durdun mu? Bir de bilmiyorsun bunu. Risale-i Nur okumamışsın. Bütün şeyler, arzular, şehvetler, şeyler, hesaplar unuttun. Geçen işte ben yapmıştım. Çorabı unuttum. Nerede koydum diye. Ulan inadına dedim ya. Ben bir namaza durdum da çorabı bulayım. Ya Rabbi niyet edelim. Allah için namaza çorabını bulmaya. Allah'a ekber. Birinci rekatta dedi ki çorabını diye çamaşır makinesine gidiyor. Gel de boza. Bozmadım ben. Anladın mı? Sistem nasıl çalışıyor? Mesul muyuz hocam? Yok canım, ne mesulü ya, onu diyorum. Sağ ol. Tamam. Mesela diyor ki. Aldım, mesajı aldık. Diyor ki bir tane ilahiyatçı. Şimdi bazen de latife gibi söylüyorum ama altında doğrular var. Evet. Bak şimdi. Diyor ki abi diyor şey hocam diyor, Nurcu değil. İlahiyatçı abi de. Dinikum dinarikum kıbletikum nisakum. Bilmiş bu hadisi. Dinikum dinarikum. Dini para olacak. Kıblesi kadın olacak. Ya diyor namaza duruyorum, kadın geliyor. Secdeye gidiyorum, dolar geliyor diyor. Ben de namazdan çıktım artık, yapmıyorum diyor. Şimdi insan 18 bin aleminin çekirdeği mi? Çekirdekte, ağacın çekirdeğinde dal budak her şey yok mu? Kurumuş dal da var. Evet. Kainatta ne var? Domuz, yılan, kadın, erkek, çakal, çıkın, Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem hepsi var. Hepsi bende. Hepsi benim. Hatta Muhyiddin Arabi diyor ki arş benim, kürs benim, İsa benim, Muhammed benim diyor. Her şeyin cemidir insan. Hepsi ruhunda cem edilmiş. Şimdi bana, tabii onu kastederek söyleyeceğim şimdi. Ya hocam diyor, namazda kadın geliyor, secdede dolar geliyor ya. Ben diyor, dedim. Dedim ki Allah kadınsız kainat yarattı mı? Yok. Onun çekirdeği olan namazda kadınsız namaz olur mu? Ne diyorsun hocam ya diyor. Tabii ya. Ya gelecek kardeşim, ne gel? O gelmeyecek, bu gelmeyecek. Nasıl namaz olacak? Normal mi yani diyor. Tabii ki normal. Gelmemesi normal. Sen evliya, melaike misin ki zıttı olmayacak? İnsan ise bak, zıttı olmayan hayvan. Yani hayvanın ne hayrı var, ne şerri var. Fıtratı yaşıyor. Şeytanın hayrı yok, şerri var. Meleğin şerri yok, hayrı var. İnsan ise hayvanlığı var, şeytanlığı var, melekliği var, cinliği var. Her şey var bizde ya. Yok, yok. Her şey var. Bir tanesi aktif oldu ya. Para aktif olur, makam aktif olur, unuttum bir şey aktif olur. Hemen şöyle yapacaksın bu dersten sonra. Abi. Bir şey geldi zaten serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölgesi. Geliyor. İnsan keyfini artırıyor. Çünkü niye?
Beni de adam yerine koymuş, şeytan benimle uğraşıyor. Ya düşün ki namazda hiçbir şey gelmiyor. Tamamen sıfır. O zaman melek gibi oluruz, sabit de oluruz ya. Böyle de olmaz ki bu dünyada. Şimdi sorunuz var mı? Hep anladınız elhamdülillah. Aklımızı anladın. Kısacası buraya ben deme. Bitti. Dersin konusu buydu. Yani hayallerine, düşüncelerin müsbetse sensin, kötüyse seninle alakası yok. Günah var mı? Yoktur. Ustad Bediüzzaman'ın misaliyle ustadımız, aynayı diyor tutsan, karşıda necis bir pis olsa, necis aynaya aksetse, ayna necis olur mu? Olmaz. Olmaz. Karşıda yılan var, yılan aynaya aksetse, aynadaki yılan ısırır mı? Isırmaz. İşte bizim hayalimizdeki pis manzaralar, pis şekiller ne necis ne de zehir. Hiçbirisi değil. Endişe etme. Burası serbest bölge. İnşallah başka zaman aşağıları anlatmayı nasip eder. Aslında o sağdaki soldaki şeyler o şeytan mesela. Biraz da büyüteyim şöyle. Onların vazifesi var değil mi? Onlar da bir vazife vermiş. Tabii o şimdi şöyle düşün. Celal. Vesvese olmasa ne olur biliyor musun? Vesvesenin bize faydası, konumuzu şey. 5 tane faydası var vesvese. 3 tane T, 1 tane L, 1 tane C. Ciddiyete vesiledir vesvese. 2, lakaytlığı atar. 3, tehavvunu defeder. 4, tahariye dairdir. 5, tehavvun, tahari. Bir tane daha, teyakkuz. Teyakkuza sebeptir, uyarlıktan sebeptir. Şimdi mesela abdest alıyorsun, lakayt lakayt. Adamın bir tanesi şunu yapmış. Bana geldi, hocam dedi ya, Süminat'ta bir tanesi diyor, sahibi oluyor. Süminat'ta bir adam diyor, hocam diyor, la şeyde, Şadivan'da bir abdest alıyor. Ya bizim de abdest mi dedi ya. Bu adam diyor, fesubhanallah, böyle bir adam görmedim. Ben yanımda geldi diyor, ben abdest alıyorum, o da aldı. Alıyordu, ben abdest aldım, girdim, kıldım, adam diyor, ne aheste aheste abdest alıyor diyor. Oysa hasta adamı şey zannediyor yani, kamil adam, şöyle abdest alıyor. Sanki Cenab-ı Hak dedi ki, arabanın 5 numaralı zımparayla böyle derini zımparala yani. Bu abdest mi? Allah böyle mi dedi, al böyle, böyle bitti işte. Böyle yapıyor, hocam ne abdest alıyormuş ya. Allah Allah, fesubhanallah. Ediniyorsun. La harucu fiddin. Şimdi şey yok ki böyle değil. Bu rahatsız, rahatsız. Anladın mı? Rahatsız diyor Kemal. Şimdi vesvese. Bak vesvese olmasa kardeşim sen de böyle oluyor mu? Böyle oluyorsa git araştır. Namazım acaba bozuldu mu bozulmadı mı? Ha, o zaman niye bilmiyorsun da böyle vesvese geldi? Aslında o vesvese değil. Sana uyarı geliyor. Diyor ki namazın bozuldu mu bozulmadı mı? O zaman senin namazı bozan ve bozmayan şeyleri kutlu ilmihali bilmiyorsun. Bir topu diyor. Mesela bak şimdi. Namaz değil. Bir kaşındım. İki kaşındım. Namazın bozuldu mu? Bir rekat. Bir daha kaşındıysa rekat bozuldu. Peki namaz değil. Hepiniz göresiniz diye yapıyorum. Çok önemlidir bu. Daha böyle geçeyim. Şimdi böyle duruyorsun. Namaza. Amin. İniyorsun. Çeksen iki elle. Bozuldu gitti. Çekme. Ama tek yapabilirsin böyle. Böyle nasıl yapacaksın ikisini? Böyle tek yap yani. Yapacaksın. Yani iki elle çekerse. Ha acaba namazın bozuldu mu bozulmadı mı diyorsan vesvese sana ne diyor biliyor musun? Git doğrusunu öğren. İlim yap diyor. Sonra ya ben abdesti yıkadım yıkamadım. O zaman lakayt alma. Ciddi al. Lakayt defeder. Ciddiyete vesiledir. Adam gibi abdest al. Tahaliye. Ondan sonra korkma. Demek ki Celal soldakiler bize vesvese ne yapıyor? 5 tane sıfatımızı aktif ediyor. Şimdi diyelim ki kafir cinler yok. Olmayan bilgileri var gibi göstermese insanın düşüncesi basit olur ya, tek boyutlu olur, melek gibi olur. Tek boyut, sır gibi olur. Ama insan bir düşüncesine kaç tane düşünce malzemeleri koyuyor? Acaba buraya koysam, bunu mu yapsam?
bir sürü farklı farklı düşüncelerin gelmesine, insanın düşüncesine zenginlik katıyor. Farklılık insana zenginlik katıyor, eksiklik vermiyor. Bak, kafir cinle bu nasıl sebeptir? Ha, buraya yapacağım bak. Nurettin, görüyor musun? Görüyorum hocam. Ervah habiseler Risale'de çok yerde geçiyor. Celbeder habis ervahları diye. Bunlar ne biliyor musun? Hurafeler var ya, hurafeler, çaputlar, bağlamalar, bilmem şeyler yapmalar. Ondan sonra batıl itikatlar var. Bir sürü itikatlar var. Mesela en çok, itikat demeyeyim de basitçe. Rahmetli annem de derdi böyle. Oğlum dedi, seccadeyi kaldırsana niye koyuyorsun? Ne anne dedim, dursun da böyle dini bir şey yok. O olur mu dedi ya, şeytan namaz kılar mı dedi. Ona keşke şeytan namaz kılsa ya anne dedim ya. Şeytan namaz kılar mı dedim ki. Dur, he oğlum dedi, hakikaten dedi ya, akılma niye öyle geldi diye. Bak en masum. Gidiyor ağaçlara çaput bağlıyorlar. Elhamdülillah bu memlekette yok da. Doğuda fazla var, güneyde fazla var. Ondan sonra bunları git doğrusunu öğren. Başka nefse emmare var. Leva dişerilerine celan, haramları yemeyeceksin, bidatlardan uzak duracaksın. Uydurma mesela, uydurup dinde ya faydası olur, faydası olmaz kardeşim. 33 tane mi tespit demişler Süleyman abi? 35 yapma. O abi fazla mal, fazla mal olmaz. Senin marangozluk bilirsin. Kilidi ve anahtarı bir diş fazla yaparsan açmaz. Yapma, bidat, uydurma. İnsan suretinde şeytanlar var. Ben söylemek istemiyorum. Sokağa çıktığınız zaman zaten bir sürü sıkıntılarım oluyor. Onun bazı şeyler söylersem. İnsan suretinde, inan ben şaka demiyorum. İnsan zannediyorsunuz, şeytanlar dolaşıyor. Çünkü alimler de demiş, ustak da diyor. Eğer diyor şeytanlar elbise giyseydi bu insanlar olacaktı. Bu insanlar diyor elbiselerini çıkartsaydı bedenini şeytan olacaktı. Yani hatta şeytana ters ayakkabı giydiriyor. Yani ruhu, her şey ifsat. Tamamen ruhu habis. Şeytan. Sokakta bakın böyle bazıları insan suretinde şeytanlar var. Sonra yanlış kişiler Mevlana demişler ki edebi nereden öğrendin? Edepsizlerden demiş. Yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış yer, yanlış işler. Bunlar bize çok büyük fayda veriyor. Eğer bunlar olmasaydı Celal, bu da olmayacak. Bak, vay bir kere küfür yok, iman da yok ki. Doğru yok, yanlış da yok ki. Yanlış yok, doğru olur mu? Eğer serbest bölge denilen bu şeytan olmasaydı bu saatte bu oturur muydunuz? Benim gibi adam dinler miydiniz bu saatte bunu? Başka sorusu olmaya yoksa kapatıyorum. Hasan hocam, ben de bir şey soracağım. Dur, efendim abi. Bazen şu sağ tarafta doğru kişiler var ya. Doğru, şurası. Bir de sol tarafta yanlış kişiler var. Öyle bir zaman oluyor ki o doğru kişiler yanlış kişilerle yer değiştiriyor. Aynen öyle. Sürekli akla gözüküyor. Adın ne delikanlı? Bekir. Mesela televizyon ekranlarında rastlarsın. En çok oradadır. Dini tamir diyor, anlatıyor. Dini tamir ediyor. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Yer değiştiriyor. Sureti Hak'tan o zaman işte biraz böyle cahil olduğunu seni de sürüklüyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kur'an ve hadis, Kur'an'dan başka kitap okumayın diyor televizyonda. Tamam, kendi televizyonda var bu adamın. Kur'an'dan başka bir kitap okumayın diyenin adamın ben kitap cildini saydım böyle derste örnek vereyim diye. 60 küsür tane cilt kitabı var. Kim o okusalar? X. Anladın mı? Anladım. Yani İslamsız oldu mu, itikatsız oldu mu, bir sürü ağıllar var ya. Yani. Şimdi tam oldu. Anladın mı? Yani Kur'an'dan başka kitap okumayın diyen adamın 63 mi 67 tane cilt kitabı var. Peki bir adam Kur'an'dan başka kitap okumamamız gerekiyor da sen 67 tane cilt kitabın ne işe yarıyor? Kim okuyacak beyazını? He? Öyle ki. Yani görüyor musun? Dini tamir davası. Mesela bir, nasıl anlarsın? Televizyonda bir insan dini tamir mi ediyor, dini tamir ediyor? Şu. Dünyada İslamiyet tek din. Ama fiziki, kültür, eğitim, coğrafi bakımından farklı olduklarından dolayı bazı içtihadi farklar var.
çoraplı namaz kılmak, çorapsız kılmak gibi. İşte dinimizde içtihat, mezhepler arasında Şafii, Maliki, Hanbeli arasındaki fark dinimizdeki %10'dur en fazla. O da anlattığım fiziki, coğrafi, kültür. Mesela Doğu Türkistan'dakiyle senin imkanların, efendim Libya'dakiyle senin, Suriye'deki işi, Afrika'daki pigmelerle senin, kutuplardakiyle senin. Yani aynı şartlarda değiliz. Bu farklılıkları mezheple tamamlanıyor. Ve içtihat farkı. Eğer bir hoca Türkiye'de konuşurken %90 esasatı bırakıp %10 ihtilafı meseleleri açıyor ve kaşıyorsa bu fitnedir. Bu mufsittir. Bu mufsit adamdır. Bu şeytandır. Dini tamir davasında din tarihçisi. Ama bazı ahmaklar da var. Ahmaklar. Mesela namazı anlatalım, Kur'an'ı anlatalım, ne bileyim vesveseyi anlat, asın belasını anlat yani. Bunu bırakıp Sümük-ü Şerif'ten bahsediyor. Böyle insanlar da var ama. Allah Resulü'nün sümüğü, yok Allah Resulü'nün hacamat kanı. Böyle tuhaf mahluklar da var yani. Şimdi bu toplumun böyle ihtiyacı mı var? Hemen anlaman lazım işte. Ama ne yapacaksın işte? Ne alakası var bu topluma bunu söylemekte? Ne maslahat var? Ama doğruyla meşgul olanlara bakarsın, sözleri mesela sözün önünü kesiyor, ortayı kesiyor, sonunu kesiyor, birleştiriyor. Ondan sonra servis yapıyor. Bak bu adam bu adama bunu dedi. Böyle de şey. Yani demek ki yer değiştiriyor. Bekir kardeşim. Yeni tanışıyoruz değil mi? Evet. Yer değiştiriyor. Hayır, sureti haktan gözüküyor. En büyük tehlikeleri de şu Bekir'im. 9 tane doğru söyler, itimat sağlar, bir taneyi sokar, darmadağın eder. Amelde mi hata yaparlar? Hayır, itikatta. İtikatını bozdu mu bitti zaten. Çünkü zina yapsa, içki içse, adam öldürse, kumar oynasa vesaire yapsa kafir olmuyor. Ama taraftar olmasın yeter ki. Bu teşvik aşama anlasında değil. Yani Allah affetsin, düştüm diyor. Kafir olmuyor. Ama 5 vakit namazı camide kılsa da gitse, kafire taraftar olsa kafir oluyor. Onun gibi düşünse, ona destek. Onu düşünse. Onun için adamlar kalkmış mesela, kader Kur'an'da yok diyor. Ya hakikaten. Yani, peki bu toplumun böyle kadere inanması mı onun daha ihtiyacı var veya değil mi? Şimdi bu toplum böyle bir ihtiyacı mı var? Bu kadar psikoloji sorun yaşarken, bu kadar dertleri yaşarken bununla ne alakam var yani? İlle yarayı kaşıyanlara dikkat edin, onlar mufsittir. Başka sorusu olan var mı? Efendim ha, bir de söyler misin? Vesvese ile vehim arasında. Vesvese kalbe yakın bir yerde lüme-i şeytani var. Allah razı olsun, çok harika bir soru bu. Vesvese var olan bir ameli yok saydırıyor. Mesela imanlıya imansızsın der. Vesvesedir bu. Ondan sonra abdestliye abdestsizsin der. Vesvesedir. Mesela şimdi namaz kılacaksın öyle. Ola benim abdestim vardı ya. Acaba var mı? Olmadığına delilin yoksa abdestin var. Günah bana ait. Çünkü niye? Abdestin yoktur diyen şeytandır. Niye söylüyor? Abdestin olduğuna dair imza atıyor. Abdestin yoktur diye sana vesvese geliyorsa senin o kadar kaliteli abdestin var mı? Var ki şeytan tasdikli. Şeytan tasdik ediyor. Mesela bir misal vereyim daha iyi anlarsınız. Şeye indim. Almanya, Hollanda'ya, Hollanda'ya inmiştim. Havalimanında indim. O çünkü artık ikindi yaklaştı. Ulan pasaport dairesindeyim. Şimdi acaba böyle bir uyku hali geçirdi mi? Geçirmedim uçakta, tamam mı? Ulan diyorum ki şimdi ben bu pasaportta zamanım yok yani ikindi yani girecek yani neredeyse. Şurada çekip asacağım, farsı iki rekat kılacağım. Abdestim var mı yok mu bilmiyorum. Ulan dedim şeytana danışayım. Var mı yok mu bana söylesin. Şeytan ulan var mı yok mu diye attım sözü böyle kendime. Bekliyorum ki bir vesvese gelsin. Yok lan abdestin uyudun. O zaman hemen namazı kılacağım. Vesvese gelirse yok diye şeytan tasdikte abdestim var. Bir baktım ki hiç kimseden ses gelmiyor. Ha o zaman yok. Çünkü şeytan bara musallat olur. İmam-ı Geylani'ye demişler ki sana niye sinek konmuyor? Demiş ki bende ne ahiret balı var ne dünya pekmezi var. Bende konusunda ne alacak diyor.
Şimdi şeytan senin abdestin yok. Niye abdestin yok desin? Gider abdest alırsın bu sefer. İmansızsa şeytan der mi ki, o imansızsın ha, imanın gitti ne yapacaksın falan der mi? La gider Alman'a, gavura der ki, abdestin şey imanı yok, gider iman eder. Peki kime der imanı yok? İmanlıya der. Hırsız boş eve girer mi? Ha, o zaman imanı yoksa Allah Resulü'nün hadisi, kamil bir imanın ifadesi. Ben de oradaki örneği gösterdim. Ulan abdestin var mı yok mu? Ulan bir gelse abi bir vesvese de namaz kılsam ya. Vesveseyi bekledim, bana dedi ki ben o kadar ahmak değilim. Anladın mı? Ha, vesvese amele musallat oluyor. Var olana musallat olur. Vehim ise düşüncelerdir. Amelle alakası yok. Yani olmayan düşüncelere sen böyle baktın, böyle düşündün. Galiba kalp krizi geçiriyorum. Oysa kalbin üzerinde kaslar var. Şeytan onu gerebiliyor, bırakabiliyor. Eyvah diyor falan. Hiçbir şey yok. Vehim olmayan düşünceyi var yapar. Vesvese var olan ameli yok zanneder. Bak varı yok yapar. Vesvese aşağı indiriyor. Varı yok yapar. Vehim ise olmayan düşünceyi var yapar. Vehimde eylem yoktur, düşünce vardır. Vesvese'de düşünce yoktur, eylem var. Abdesti, yıkamadın diyor banyoda. Arkan yıkamadın. Ulan sen istesen de kuru kalmaz. Tabancayla böyle, fıskiyle sırtını yıkıyorsun. Diyor ki ıslanmamıştır. İslanmadıysa ıslanmadı ya. Nasıl ıslanmaz ya? Bunu o söylüyor. Çünkü vara musallat oluyor.